Salam dostlar. Osmanlı Fətret dönemine hoş geldiniz de Fətret dönemi artık kalmadı. Kardeşler. Neyse. Bir vəxtirdim bilirsiniz ki Osmanlı. Neyse. Keçek. İndi pek de yaxşı bir zamanda gelmediniz açıkçası. Gördüğünüz kimi bir dənə bu dövləti mən sana şey ilan etmədim. Zaten bilirsiniz mən bir dövləti kuşatmadan ona saldırım, hücum etmərəm yani. Bu özü mənə hücum etdi ki belə bir şey gözləmirdim və tədbirsizdim. Amma bölgədə əsgər basa biləcəyimə görə heç sıxıntı olmadı. Bu yaptığın ən böyük, bu elədiyin ən böyük və sonuncu xata olacaq. Qayrı artık burada senin hükmün değil, benim hükmüm geçer. Bizans efendi, Osmanlı'yı toparladım. Fetret dönemini bitirdim. Devlette otoriteyi sağladım. İndi Bizans İstanbul'u almama kim engel olacak? Hiç kimse de olmadı. Olmaya çalışsalar da zaten olamazlar. Benim hakimiyetime kimse karşı duramaz. Timur hariç. Bir neçə güçlü devlet hariç bu arada. Ha. Yani, mesela Timur beni bu saat yenebilecek bir devlet. Ama Bizans az var değil. Ve evet gördüğünüz gibi İstanbul fethedildi. Bir sonraki hedef parası olsun. Sanırım artık bu kadar yeter ya. Çok çok ama çok sefere çıktık. Osmanlı Venedik'in arkasında mı kalmış teknolojik açıdan? Vergileri derhal dayandırırım. Dostlar acaba ne durumdadır yani bunlar? Bize alışacaklar mı? Memlük ve aramız kötü. Qaraqoyunlu ile yaxşı ama Timurva da yaxşı olması gerekir. Benim acilen Qaraqoyunlu'yu yanıma almam lazım. Qaraqoyunlu'nun yanımda olması ne demekti? Timur'un yanımda olması demekti. Bu süre kalmayasın. Ha, güzel. Karaman'ı işgal etmeden en azından Karaman'a ordu yeritmeden hakimiyetimize geçirdik. En azından Karaman'da kan akmadı. Bak Karaman beyi, Karaman'ın yöneticisi akıllı çıktı dostlar. Ha. Hükümetin hükmüne gelecek olursa. Fetret dönemi artık bitti. Timur arkamızda. İndivid Timur'a karşı duramam. Neden Timur arkamızda diyorum bilirsiniz mi? Çünkü Qaraqoyunlu'yla müttefikiz. Yani Qaraqoyunlu'yla müttefik olmak benim için individ Timur'la müttefik olmakla aynı şey. Yani biraz mantıklı düşününce böyle çıkıyor da vasaldı yani bu adam herhal Timur YPÇ Timur vasalının istek vasalı mesela ben istiyorum ki bu mesela ben Kızıl Ordu'ya hücum ettim ama diye ki gücüm çatmadı hemen Qaraqoyunlu'yu yanıma çağırırım. Qaraqoyunlu da Timur'u yanına çağırır. Bu sayede Timur da bizim yanımızda savaş eder. Yani kısacası bu kadar. Bu kadar basit bir plan yani. Karaman'daki orduları da acilen çekmem lazım. Bir müddet bir yönetim yine Edirne'de kalsın.
İstanbul'daki bu dev orduyu acilen beni Viyana'ya, Viyana surlarını, ben bu orduyla Viyana'yı fethedeceğim abi. Yani dev kimi bir ordumuz var elimizde sonuçta, değil mi? Viyana'yı almazsak olmaz şimdi. İstanbul'da servisler düzenliğe aldığımıza göre. Bu orduya gelecek olsa bunlar da denize çıkartmam lazım. Neyse, bu bölümün sonu, görüşürüz.